HELEP'e katliamı durdurun, HELEP'e yol açın adlı basın açıklamamızı sunmak üzere programımıza icabet eden, katılmak üzere programımıza icabet eden siz değerli dostlarımıza hoş geldiniz diyorum ve basın açıklamamızı okuyorum. Evet, biraz daha bekleyebiliriz. Mehmet Bey, isimleri isterseniz bir daha tekrar edeyim. Basın metninde imzası bulunan kurumları tekrar ifade ediyorum. Basın metnini okumadan önce metinde imzası bulunan, desteği bulunan kurumları tekrar ifade ediyorum. İHH Pendik Temsilciliği, Aydoster, AYSİT, Eğitim Bir Sen Pendik, Süreyya Derneği, Pendik Ülke Ocakları, Pendik Din Görevlileri Derneği, Diyanet Sen Dört Yolu Şube, Ulu Çınar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti Pendik, Ensar Vakfı Pendik Şubesi, Rahmet Derneği, Rahmet İnsani Yardım Derneği, İnsanlar, Pihmet, Yedi Hilal Pendik, Ernestler, Pesiyat, Genç Pesiyat, Öncüler Derneği, EHAT, Temyat, TÜGVA Pendik ve Zümrüt Vakfı. Halep konulu basın açıklamamız olacaktır. Cemaatten açıklamamıza dahil olmak isteyen kişiler olursa buyursun gelsinler efendim. Evet, basın açıklamamıza başlıyoruz. Katliamı durdurun, Halep'e yol açın. Medeniyetler ve Peygamberler Beşiği, tüm semavi din mensupları tarafından kutsal topraklara yapılan haç yolculuklarının buluştuğu nokta olan Suriye, dünyanın gözü önünde yok ediliyor. Ülkedeki iç savaş 5. yılını geride bırakırken kuşatma altına alınan bazı şehirlerde silahsız insanlara karşı hain saldırılar devam ediyor. Özellikle son birkaç aydır kuşatma altında yaşam mücadelesi veren Halep'teki sivil halk sistematik soykırıma tabi tutuluyor. Savaştan önce 5,5 milyon insanın yaşadığı şehirde şimdi 350 bin insan var ve mevcut durumda onlar da öldürülmeye çalışılıyor. Katil ABD, Orta Doğu'dan defol! 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 Rejim uçaklarının günün her saatinde saldırı gerçekleştirdiği Halep'te son 3 ayda gerçekleştirilen saldırıların bilançosu katliamın boyutunu gözler önüne seriyor. Suriye üzülme, Allah seninle! Suriye üzülme, Allah seninle! Suriye üzülme, Allah seninle! Suriye üzülme, Allah seninle! Özellikle sıralayacak olursak, son 3 ayda 8100 hava saldırısı yapıldı. Bunların 824 tanesi savaş suçu sayılan misket, fosfor ve napalm bombalarından oluşuyor. 1833 kişi şehit oldu son 3 ay içerisinde Halep'te. Şehit olanların sayısı 1833. Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun emperyalizm! Bunların 502'si çocuk maalesef. 12 cami, 11 hastane, 8 pazar alanı, 5 fırın, 2300'den fazla ev hedef alındı. Ayrıca 4 kimyasal saldırı yapıldı. Halep içerisinde şu an için kısıtlı imkanlarla çalışılan sağlam fırın sayısı 13. Hastane sayısı ise 3. Vurulan 8 hastane ise farklı yöntemlerle hizmet vermeye çalışıyor. Şehirde elektrik yok. Hastaneler de işlemez hale geldi. Ameliyatlar yapılamıyor. Küvez imkanı yok. Erken doğum veya hastalık durumlarında bebekler yaşayamıyorlar. Hastanelerde röntgen cihazı bulunmuyor. Saldırılar ateşli silahlarla olduğu için röntgen cihazı bulunmadığından müdahale ve tedavi imkansız hale geliyor. Maalesef yoğun bakımda yatan hastaların fişleri çekilmek zorunda kalıyor.
şu unutulmamalıdır ki, eğer Halep'te yaşayan din son bulmazsa ve dünya buna dur demezse, bu yangın tüm dünyayı saracaktır. Pendik'ten Halep'e direnişe bin selam! 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 Pendikli STK'lar olarak her zaman mazlumların sesi olduğumuz gibi şimdi de Halep'teki katledilen Suriyelilerin sesi olmaya çalışıyoruz. Öncelikle yapılması gerekenler, insanların şu an için en acil ihtiyacı olan can güvenliğinin sağlanması, yani saldırıların durdurulmasıdır. Daha sonra ise halkın ihtiyacı olan temel yaşam malzemelerinin, yani un, ekmek, su, gıda malzemeleri, barınma, sağlık, ilaç, medikal ürünleri gibi ivedi bir şekilde bölgeye ulaştırılmasıdır. Bölgede insanların psikolojisi bozulmuş durumda. Özellikle çocukların psikolojik destek almaları gerekiyor. Okula gidemiyorlar ve her gün saldırı altındalar. Ya ailelerinden ya da arkadaşlarından birileri her gün hayatlarını kaybediyorlar. Bu durum insanların psikolojisini, özellikle çocuk ve kadınları etkisi altına almış durumda. Uçaklardan oyuncak şeklinde bombalar atılıyor. Çocuklar bunları ellerine aldığında patlama gerçekleşiyor. Uluslararası toplumlardan talebimiz ise Suriye ve özellikle Halep halkına yönelen her türlü saldırı ve soykırımı durdurmalarını bekliyoruz. Tüm dünya devletlerinden, özellikle de etkili ve siyasi ağırlığı olan İslam ülkelerinden bu çılgınlığı ve büyük tahribi durdurmak için müdahale etmelerini istiyoruz. Suriye'deki katliam, göç ve tahribin sorumluluğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İnsan Hakları Örgütü ve Arap Ligi üzerindedir. İnsani ve ahlaki görevini yapması için küresel ve bölgesel kuruluşlardan Birleşmiş Milletler'e baskı uygulamalarını talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla buyurulur efendim. Destek veren kurumlar İHH Pendik Temsilciliği, Aydoster, AYSİT, Eğitim Birsen Pendik, Süreyya Derneği, Pendik Ülke Ocakları, Pendik Din Görevlileri Derneği, Diyanet Sen 4 Nolu Şube, Ulu Çınar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti Pendik, Ensar Vakfı, Yemin Ağacak, İslami Hareket, Kazan Ağacak, Emperyalizm Yenilecek, İslami Hareket, Kazan Ağacak. Ensar Vakfı Pendik Şubesi, Rahmet Derneği, Rahmet İnsani Yardım Derneği, İnsandar, Fihmet, Yedi Hilal Pendik, Ernesler, Fesiyat, Genç Fesiyat, Öncüler Derneği, Ehat, Pemyat, Tügve Pendik ve Zümrüt Vakfı efendim. Basın açıklamamıza dahil olan her isme ayrı ayrı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Bir de bu platformun kurulmasına katkısı olan, çabası olan bir ismi teşekkürlerini iletmek üzere davet etmek istiyorum. Şimdi Serdar Fehlivan'a yüksek müsaadenizi bir selam, ahlara, Nusra'ya direnişe bir selam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Pendik bugün çok özel bir şeyi başardı. Çok önemli bir şey yaptı. Müslümanların bugün en büyük ihtiyacı olan şey birlik ve birliktelik. Pendik bugün 26 tane sivil toplum örgütüyle, bu 26 sivil toplum örgütünün tamamı farklı konularda faaliyet gösteren, kuruluş amaçları farklı, faaliyetleri farklı sivil toplum örgütleri. Pendik'ten Halep'e direnişe bin selam! Pendik'ten Halep'e direnişe bin selam! Pendik'ten Halep'e direnişe bin selam! 26 tane sivil toplum örgütü aynı ortak paydada, mazlumun yanında, zalimin karşısında aynı safta yer aldı. Bu bütün herkese, Müslüman ümmetine örnek olacak bir birliktelik diye düşünüyorum. Bu birlikteliğe katkıda bulunan, destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına hasreten teşekkür etmek istiyorum. Burada. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Bir birlikteliğimizin başkaca diğer sivil toplum örgütlerimizin de katılımıyla genişleyerek ve büyüyerek genişleyeceğine ilişkin duamız var. Rabbim kabul eder inşallah. Şu an biz bir basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasıyla ne yaptık? Basın açıklamasıyla biz safımızı belli ettik aslında. Bir tarafta zalim, bir tarafta mazlumlar. Biz Rabbime dedik ki Rabbim biz mazlumun yanındayız. Ve sen de şahit ol bize. Tüm Müslüman kardeşlerimiz de birbirine şahit olsun inşallah. Birinci yaptığımız bu.
İkinci yaptığımız, Resulullah Efendimiz'in dediği gibi, hadis-i şerifinde belirttiği gibi, bir kötülük görürsen, eğer ki elin yetiyorsa, gücün yetiyorsa elinle müdahale et. Elinle müdahale edemiyorsan bilinle müdahale et. Bilinle müdahale edemiyorsan kalbinle buğz et diyor Resulullah Efendimiz. Biz bugün ne yaptık? Hep beraber kalbimizle buğz ettik, dilimizle de müdahale ettik. Allah kabul etsin, Rabbim kabul buyursun inşallah. Amin. Peki değerli pendikler, bizim kışın kapıya dayandığı bu günlerde kalbimizle buğz etmemiz acaba kardeşlerimiz için yeterli mi? Biz İHHP'nin bir temsilciliği olarak Suriye'ye yönelik, özellikle Suriye ve Halep'e yönelik özel bir kampanya çalışması başlatacağız birkaç gün içinde. Bunu da sizlere duyuracağız inşallah. Bu kampanyada bölgeden gelen ihtiyaçları göz önüne alarak ağırlıklı olarak gıda, un, herhalde öncelikle unu vereceğiz, önceliğimizi ona vereceğiz. Un ve kışlık kıyafet, battaniye ağırlıklı bir kampanya başlatacağız. Henüz diğer sivil toplum örgütleriyle bu konuyu konuşmadım ama herhalde hiçbirisi bu kampanyanın dışında kalmayı arzu etmeyeceğini düşünüyorum. Bunun bir Pendik kampanyası, Pendikliler olarak Halep'e elimiz uzatacağız inşallah. Bunun da Pendik'in sahip çıkacağını düşünüyorum. En iyi sonuçta da neticeleneceğini inşallah. Tekrar bu basın açıklamasına katılan, destek veren tüm sivil toplum örgütlerine hasreten teşekkür ediyorum. İştirak eden sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm. Kıymetli Başkanımız Sayın Avukat Serdar Pehlivan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi programımızı da inşallah aşır ve dua ile bitireceğiz. Dört Nolu Şube Başkanımız Diyanet Sen Orhan Tekin Beyefendi aşır okuyacak. Ardından da Fikret Hocam dua ile programımızı sonlandıracak inşallah. Kendisine teslim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Rabbimiz bizlere dünyada da iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver. Bizleri ve yeryüzündeki bütün ümmeti hem dünya sıkıntılarından hem de ateş azabından muhafaza eyle. Rabbimiz sen bizim Mevlamızsın, yardımcımızsın. Kafirler topluluklarına, zalimler, fasıklar, münafıklar topluluklarına karşı bizlere ve yeryüzündeki 1 milyar 750 milyon Müslüman evladına şu günün yüzüsü ve hürmetine yardım eyle. Amin. Merhamet eyle. Amin. Rabbimiz bizleri
ve izinle bizlerden doğan nesillerimizi namazlarını devamlı kılanlardan eyle. Amin. Rabbimiz bu duamızı kabul eyle. Amin. Ey Rabbimiz, yine bizleri, anne babalarımızı, mümin ve mümine beyefendi ve hanımefendi kardeşlerimizi affeyle. Amin. Hesap gününde de hesaplarımızı kolay eyle. Amin. Rabbimiz sabırlarımıza nur, kalplerimize şuur, günahlarımıza af, amellerimizi salih ve makbul, umduklarımıza nail, korktuklarımızdan bizleri emin eyle. Amin. Rabbimiz bizlerin ve yeryüzündeki bütün ümmetin sıyıflarını, yani kılıçlarını ve silahlarını İslam düşmanları üzerine daima âli, galip ve keskin eyle. Amin. Ellerimizi yağmur yağar gibi yapıyoruz. Avuç işleri yeri görüyor. Allahümme kahhir adâne ve adâ ettin. Amin. Allahümme kahhir adâne ve adâ ettin. Amin. Allahümme kahhir adâne ve adâ ettin. Amin. Rabbimiz Bedir'den Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15 Temmuz 2016'ya, 15 Temmuz 2016'dan bugüne güzel yurdumuz Türkiye'mizde, Suriye'de ve yeryüzünde ilahi kelimetullahı hakim kılmak için mücadele sırasında şehit düşmüş bulunan aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediyeler gönderiyoruz cümlesine gani gani rahmetler eyle. Amin. Okunan Ayşe Şerif'te nasıl olan bu vesileyle sonsuz ecirleri, alemin güneşi, hepimizin sevgilisi, biricik önderimiz, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, pak, temiz ruhu saadetlerine hediye ediyoruz vasıleyle. Amin. Ey Badi Sada, uğrarsa yolun semt-i haremeyle, tazimimizi arz eyle, Resul-ü Sakaleyne, ey günün batısından ve doğusundan esen rüzgar, şu dakika itibariyle eğer yolun Medine-i Münevvere'ye uğrarsa selam ve hürmetlerimizi Resulullah'a arz eyle. Âl-ı ve ashab-ı kiram, enbiya-i irvan ve meşayih-i zevin ihtiram hazretinin ervah-ı teyyibelerine, siz beyefendilerin ve hanımefendi kardeşlerimizin de bizlerin de bir cümle âbâ ecdadımızın da ruhlarına bağışlıyoruz. Cümlesine ayrı ayrı ikramlar eyle. Amin. Rabbimiz tarihte olduğu gibi hayırlısıyla izniyle yeryüzünde Türkiye'nin liderliğinde İslam Birliği'nin ve İslam savunma sanayinin hayırlısıyla bu gücün kurulmasını nasip eyle. Amin. Bu gücün kurulmasını nasip eyle. Amin. Bu gücün kurulmasını nasip eyle. Amin. Rabbimiz İslam düşmanlarının başta emperyalizm, sosyalizm, faşizm olmak üzere kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun emperyalizm! Rabbimiz sömürgeci bu güçlerin yeryüzündeki Müslümanlarla ilgili kurmuş oldukları desiselerini, planlarını ve programlarını yine şu cuma gününün yüzsü hürmetine kendi başlarına makus eyle. Amin. Kendi başlarına makus eyle. Amin. Kendi başlarına makus eyle. Amin. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Hep beraber bir daha. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Üç kere amin! 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 Daha hızlı amin! 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 Ya Rab! Ya Rab! Razıyız senden. Razıyız senden. Razı ol bizden. Razı ol bizden. El Fatiha.
kıymetli basın mensuplarımız, değerli... Pendik'ten HDP direnişe bindi!